Şöyle böyle tokurdayısını bilmem patates yerine. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok süper bir yemek daha yapıyoruz. Ama bu sefer akşam yemeği yapıyoruz. Şoktan aldım bunu. Mezgit filato yazıyor şu şekilde. Bunu önce bir marine edeceğiz. Marine etme tamamen kendi tarzım. Yani hiç tarife falan bakmadım. Kendi tarzım vardı. Marine edeceğim. Akşama da bunu fırında çok süper bir şekilde yemek yapacağız. Şimdi paketini açalım. Paketi burada açıldı. Önce bir ben şöyle iki tane dev gibi sarımsak var arkadaşlar. Şöyle şuradan. Sarımsak çok önemli benim için. Yemeklerde olmazsa olmaz gıdalardan biri. Şimdi bu sarımsağın üzerine ben bir de sarımsak tozu atacağım. Zaten bayağı sarımsak çıktı. Sarımsaklar dolu dolu olduğu için. Hani bu mesela sizin sarımsaklar küçükse 3-4 tane atın. Sarımsak tozu yoksa 5-6 tane atın. Sarımsak bana göre zarar vermez. Şimdi arkadaşlar ben şöyle birazcık sarımsak tozu atacağım bunun içine. Şöyle bir sarımsak tozum var. Birazcık da bundan atacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Yoksa bunun yerine iki çay kaşığı, yani iki tane daha sarımsak atabilirsiniz. Onun dışında şurada pul biber var. Bir tatlı kaşığı. Yarım tatlı kaşığı toz biber var. Bir tatlı kaşığı kekik var. Bunları hazırladım. Pardon. Şimdi bende şöyle bir el yapımı biber salçası var. Antep biberi. Süper bir salça. Kokusu falan harika. Ondan atacağım öyle. Şöyle yeter herhalde. En sonunda üzerine birazcık tuz ve zeytinyağı gezdireceğiz arkadaşlar. Tuzumuz da burada. Şimdi bu akşama kadar dinlenecek. Hafifte atalım. Tuzumuzu attık. Ve en son zeytinyağımızı döküp bunu bir güzel çırpacağız. Şöyle. Şunu da ağzını kapatalım. Hepsi iyice birbirine girsin arkadaşlar. Mezgit böyle bir kere yedim böyle dışarıda. İş yerinde çıkmıştı. Aşırı beğendim. O yüzden aklıma geldi. Yapasım geldi. Şimdi bunlar buz tutmuş. Bunların tabii bir çözülmesi de olacak bayağı. Kılçıksız falan direkt böyle hazırlanmış. 17,5 liraya aldım. Temizlenmiş yarım kilo. Temizlenmese bu ne kadar gelir? 750 gramlık yaklaşık 750 gram mı gelir ortalama, hadi 750-800 gram, hani bağırsaklarını falan çıkarttığınız, kılçığını çıkarttığınız, bunu bir güzelce şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Her yerine yiyecek. Şu an buz olduğu için kolay yemiyor ama bunu birazdan çekecek. Ondan sonra tekrardan ben bir karıştıracağım, sonradan dinlenmeye bırakacağız. Akşama tekrardan yemeğe başlatırken videoyu açarız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Akşamleyin görüşürüz. Arkadaşlar balığımızı yaklaşık 6 saat dinlendirdik. 1 saatten sonra tabi balığınız çözülmüşse, ben şu an bir de yarım limon attım. Şu an çekirdeklerini alıyorum. Yarım limonu içine sıktım ben. Böyle içine koymayacağım. Çok az malzeme koyacağım ben. Bu bayağı bir yedi balık. Biraz çizikler attık buna. Bayağı bir güzel oldu. Şimdi patatesleri şöyle yatsı yatsı
doğruyoruz arkadaşlar. Sadece patates ve soğan var zaten. Şimdi arkadaşlar tavanın dibine önce birazcık sıvı yağ attım. Patatesler tutmasın diye. Tavanın dibine, pardon, tepsinin dibine diziyoruz. Borca. Aynı şey, ne olacak? Şöyle. Biraz da hızlı olalım. Şimdi soğanlarımızı da halka halka doğrayalım arkadaşlar. Çok da ince olmasın. Şu kalan soğanlarımızı da. Dizelim. Tamam. Şöyle birkaç tane soğanlar çillenmişti. Onlar da hem boşa gitmesin diye hem de güzel olur diye. İçine atıyorum. İki tane yine büyük patates, soğanın, pardon, sarımsağımız var. Bunları da çeşitli yerlere dağıtalım arkadaşlar. Zaten sosun içinde de bayağı sarımsak var. Rastgele dağıttık. Şimdi fırını çalıştıracağız. Aynen, fırını çalıştıracağız. Tuzumuzu atalım. Baharatın içinde de tuz var. Ona göre siz ne kadar attıysanız ayarlayın. Fırında 200 derecede ısıtmaya başlayın. Ben birazcık karabiber atıyorum. Karabiber, çekme karabiber ama. Onun içine normal karabiber atmıştım. Şimdi birazcık çekme karabiber atıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar balıklarımızı şöyle önce bir şöyle dizelim. Bunun içine tereyağı atacağız ama şimdi değil. Biraz zamanı var. Bol tereyağı atacağım ben buna. Balıklar süper. Mezgit özellikle bayılırım. Şimdi şöyle bir sos kaldı arkadaşlar. Ben bunu birazcık suyla karıştırıp çünkü patatesler dibinde yapışmasın diye. Şöyle bir dibini kaşıkla karıştıralım. Şöyle sosumuzu bir güzel her yerine eşit şekilde yedirdik. Sulandırdık sosumuzu. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Bakın üzerine daha tereyağı atacağım. Bu tereyağı üçüncü rafa istiyorsan. Şöyle bunu ortaya koyalım. Biraz yüksek mi koyalım? 200 derece fırına sürdük. Tekrardan tereyağlama işleminde ve bitişinde kamerayı açacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şu şekilde kaynamaya başlayınca şimdi tereyağını atacağız üzerine. Yaklaşık yarım saat oldu, yeni kaynamaya başladı. Hem suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra, böyle hafiften çekmeye başladıktan sonra diyelim, tereyağlarını şu şekilde ben doğradım soğuk buzdolabında. Bunu ekleyeceğiz. Bir de size bir önerim var. Ben ekmek aldım. Ekmeği mecburen aldım. Şu an evimizde ekmek yoktu. Aldım. Yapacak bir şey yok ama yemek pişmeden önce fırına ekmeği süreceğim ki onun sıcaklığıyla ekmeğin içindeki mikroplar varsa virüsler kırılsın diye. Şimdi tereyağlarını ekleyelim isterseniz. Şöyle bir sıcağı çıksın. Şöyle.
Bol tereyağı olacak arkadaşlar. Tereyağı çok önemli bunda. Böyle her balığın üstüne atıyorum. Şunu da ortaya atalım. Pişmeye devam etsin. Bol tereyağı çok önemli. Pişene kadar bu şekilde kalacak arkadaşlar. Piştiğinde tekrar açacağız. Suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Tereyağlar bir yandan eriyor arkadaşlar. Balıklarımız kızarıyor. Bunu da araya koyalım dedim. Tereyağı iyice balıkları çekecek şimdi. Tereyağını çok süper bir tat veriyor. Mezgitle tereyağı acayip uyumlu arkadaşlar. Kesinlikle öneririm. Şimdi bu iyice kaynayacak. Suyunu çekecek. Patatesler piştiği zaman zaten hazır hale gelecek. Suyunu biraz fazla koymuşum ben. Bir tık az koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama yine de tadı süper olacak. Buna eminim. Fırının arası buhar mı? Şu şekilde pişti. Bakın yaklaşsana. Balığın üzeri kızardı iyice. Patateslerimiz falan pişti. Şimdi bunu alıp sunumu hazırlayacağız. Şöyle kokurda içine yeniden patates yerine şöyle birazcık da suyunu tamam, tık tadına hadi bakalım. Biraz bundan, biraz patatesinden. Patates dağılıyor. Efsane olmuş arkadaşlar. Afiyet olsun. Siz de mutlaka deneyin.